Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videonun ne kadar kaliteli olduğunu, niye profesyonel olduğunu sonra anlatacağım. Telefonlar cebimde, onu sonra söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, benim yani Şahin Bodyfi Aksesuar 5. bölümü çekiyoruz. Bende neydi, bir dizi var ya, diziyi de geçti. Aksesuarlar gibi olacak bu. 300-400 bölüm olacak. Eğime yakın olsa bak, aksesuar eğime yakın olsun. Rengimizi belirledik Allah'ın izniyle. Şöyle bir şey. Bu rengi 3 ayda bulduk. Araştırdım. Benim en sevdiğim renk sarı. İkinci lacivert. Çünkü Ankara gücü olduğu için ben sarı dedim. Bu döndük dolaştık 50 tane renkten gene geldik sarıya. Ama bu geldik o sırf sarı olmasın diye bu sarıyı seçti. Mat altın sarısı diye geçiyor bak bu. Evet, altın kaplama. Altın kaplama. Şimdi arkadaşlar sonunda Şahin toplandı. 3 ayın son 91. günde toplandı Allah'ın izniyle. Bakın ama bir şey güzel olmuş. Bir tane bile ezik ve göçük yok. Sağ çamurluk nerede göçük yer? Şurada bir göçük vardı, şura mı? Arkadaşlar benim şurası içine giriyordu şöyle basıncı. Burayı Allah razı olsun. Burayı bastırmayın yapmışlar. Şimdi arkadaşlar zaten benim arabanın yarısı komple değişti. Tavanlar şekeri değişti. Resimleri var benim. Ben Tunalı'da içiyorum, iki kapısı yok. İki kapısı yok, öyle geziyordum ben 5 teker sokakta. Yemin ediyorum. Onun bir de resimleri var, bizim Anıl'da var. Anıl'da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arabanın önü mönü gel kardeşim çek her yerini. Araba da temizmiş ha. Arabanın arkadaşlar bütün yerleri yapıldı arkadaşlar. Bütün pasta cila yapıldı. İçini de çek, kapı kolları sökük. İçini çekeceğiz mi? Gerek var mı? 50 kere çek. Döşemeler arkadaşlar, döşemeler burada arkadaşlar. Döşemeler içi sonra yapacağız. Şimdi sen yaz sen anlat, kaplama yapmak için ne yapılıyor? Şimdi ilk önce kaplama yapılacağı zaman arkadaşlar, atıyorum mesela aracın komple dış yüzeyine bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Göçüğü var mı? Güneş yanığı var mı? Ya da vernik patlağı var mı? Eğer onlar varsa güzelce elden geçiriyoruz, güzelce temizliyoruz. Ondan sonra kaplamaya dediğim şekilde, yani şu şekilde getiriyoruz aracı. Şöyle düşünün, bir inşaat düşünün. Temeli ne kadar sağlam olursa malzeme o kadar uzun tutuyor. Ama bu Şahin, şimdi acaba bu yapılınca bu inşallah dört dörtlük olacaktı Yasin'in sayesinde. Şimdi dört dörtlük döşe olmayabilir, gel bak mesela tavana gel bak. Şu eğimi görüyor musun? Bak şu dalgalanmaları görüyor musun? Bak dalgalara bak. Dolu. Bak şu dalgaları görüyor musun? Dolu yemiş şu. Şimdi 93 model kaç yaşında oluyor? 93 mu? Yani 30 yaşında araba. Şu 30 yaşında araba. Bir dakika, benim bu araba hani öyle ağır bir şey değil yani, bu araba dört dörtlük bir araba değil. Benim araba orta da değil. Kötünün bir iyisi bana göre. Aynen. Benim araba kötünün birisi, bunu bile adam etmeye çalışıyoruz. Ben bu herhalde 2014'ten beri adam etmeye çalışıyorum, demedim. 2014'ten beri. Allah'ın izniyle biz adam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela kendi arabanız var değil mi, modelli? Normal modeli vermez var 10 yaşında. O arabada ne yapar? Bir iki tane göçük olur. Bir tane pasta cila, o düzelir. Benim bu araba adam olmaz. Olsa da zaten şaşıracağız. Şimdi gel her yerine yapmış bak. Oraya da çek. Kapının bura patlaktı benim. Bura macundu. Oo, bura daha macunluymuş. Bura yapılmış. Her yer yapıldı. O zaman arkadaşlar buraları sökmemişiz bak, şöyle bak. Bunlar en son. Sökeceğiz mi? Tabii. Şimdi arkadaşlar her yerini söküyoruz arabanın. Ondan sonra farı, sinyali, tampon her yeri sökülüyor. Tamam, niye sökmedik o zaman Yasin? Abi şu an sökmemizin gereği yok. Atıyorum mesela tamponu da komple indireceğiz. Tamponlarında piyano bilek olacak. Ne zaman olacak? Bana bu lafı demeyeydin iyiydi. Bu araba Denizli'ye gidecek otofestivaline. Gidim Altınkum'a tatile gidecek. 26 Haziran'da değil mi bizim fuarımız? Evet. Tamam. 26 Haziran'a kadar ne kadar süre var? Mart'tayız. Bugün dünya 8 Mart. 3,5 ay var. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 3,5 ay var. 3,5 ay sonra mı ben bu arabayı alacağım? 3,5 ay var yani. Bizim yani daha bu arabaya bir şeyler daha katmamız lazım ki araba Benekli Ayhan'a has bir şey olsun. Peki Mart ayında, Nisan ayında biz burada otofestival düzenleyeceğiz. Oto. Nisan'a Benekli Ayhan'la oto. Ya komple biz de burada fest düzenlemiş olacağız. Hani otomobilleri... Nisan'a biter mi? Nasıl? Nisan'a. Nisan'a bitecek zaten. Bu deli mi? Ben bugün son gün diye geldim. Sen kafaydın ya. Kapıların çalışıyor mu arkadaşım? Çalışmıyor. Kornan çalışıyor mu? Çalışmıyor. Koltuk da gitmiyor. Gaz da yok. Tavan, yaptık, tavan da delik. Koltuğunu yaptık. O yönden problemimiz yok. Artık gidiyor. Tavan? Tavan döşemen de değişecek. Tamponları ben da... Ben de seviniyorum arabaya göçeceğim diye. Şimdi arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Bu iş acilelik gibi bir iş, yoksa vur geçişi mi olsun? Ondan sonra saplamacı Yasin diye bize laf konuşuyor, adımızı lekeliyor, bir şeyler yapıyor. Ama iş bilmiyor ki, iş tamamen bittikten sonra ben onu göreceğim. O zaman konuşacak, o zaman diyecek. Kardeş bu araba bitince, burada bak, burada ben Benekli Ayhan'la modifiye gün düzenleyeceğiz o aksesuarın önünde. Ayetten de bu araba Balgat'a gidip jant lastik yapılacak. Burada hamarat, oto, Suat. Yarın adam Suat dükkanı satar, matar, jant lastik de girer, götümüze girer. Anlamıyor ki benim, sen benim beynim okuyabiliyor musun? Jantını al o zaman, koy kenara. Araba bir gitsin de onlar da alsın. Bir de takmaya para mı verecek, salak mısın oğlum sen? Ya niye para veriyorsun, 50 kişi var sanayide. Para verin diyor ya. Sonuçta yani, hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, şu an gel Allah'ın izniyle başlıyoruz. Yine şöyle bir bakalım, bir kapının bir tarafını kaplayalım. Siz de görün. Kapı mı? Yani bir tarafı kaplayacağız. Bugün kapıyı kaplayalım. Can nerede? Bugün kapı, haftaya öbür kapı, haftaya öbür kapı 4. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ekim,
Aralık 1'de veririz Allah izin verirsin. Arabayı bir garaja koyayım. Çıkaran Allah belasını versin. Hiç çıkartmayacağım bu arabayı. Ha benim kafam dinç olsun. Garajıma koyayım zaten ben bu arabayı bilmiyorum ki. Zaten ben Porsche ile Ferrari ile geziyorum. Ünlüyüm ya hani. Zaten beni gezdiriyorlar. Ünlüsün kafam ya. Rahat olsun kardeş. Ya şaka diyorum da ben bu arabalara oto festivalleri fuarlara beni çağırıyorlar kardeş. Daha yaptırmadan 4-5 yerden teklif geldi. Bütün illerden bana oto ne diyorlar la? Hani AVM'lerin önünde böyle fuar oluyor ya ne diyorlar? Oto festival ne oluyor? Oto fest mi ne diyorlar? La oralara gideceğim kardeş ben ya. Yine abi lan benim 3500 kabriyom vardı. Selam veren yoktu. Şahinim var herkes arıyor ya. Niye öyle oldu anlamadık. Abi seni seviyorlar. Seviyor mu? Bunlar da karbon değil. Piyano bilek olacak. Parlak siyah. Niye? Bunu şey, yapmayacağım buraları. Bunlar yapılacak işte karbon olmayacak. Siyah piyano bilek olacak anladın mı? Parlak olacak yani. Boyanacak. Karbonların boyanacak ya aynı onun renginde olacak parlak. Buna boyatamayız. Sarıdan yap bas gitsin lan. Şundan yap. Sarı tutmaz tamponla şimdi. Tamponu değil bunları da sarı yap diyorum. Sarı olur mu onlar ya? Siyah siyah abi kesinlikle piyano bilek. Bu deli mi? Bizim Ankara'daki esnaflarımız reklamdan ve bilinirlikten anlamıyor. Anlamıyor ki sen. Adama gidiyoruz şurada bir 100 liralık bir iş var diyorum. Şu sinyal alacağız değil mi 100 lira. Adama diyoruz ki sen de YouTube'a bir video çekiyorum. Reklamda tabela çekeyim mi diyorum. Ben 100 lira bilirim. Ben anlamam reklam diyor. İstanbul gibi Ankara değil kardeş. Canımızı veririz Ankara diyor Ankara için ama bizim buradaki esnaflıkla oradaki esnaflık bir değil. O adamlar aşmış İstanbul. Bizden 1 milyon kat ileride. Nasıl Avrupa ile Türkiye arasında 1 milyon kat var. Hastane, okul, yol. Biz niye aşamıyoruz? Anladın mı? Biz he? Biz niye aşamıyoruz? Ha Yasin bile beni aradı. Abi arabanı yapalım dedi şaşırdım. Şu arabamızı ben buraya Porsche ile geldim yıkattım. Abi ben seni arıyorum 5 yıldır falan dedi. Tanıştık. Adam şaşırdım yani arabanı yapayım dedi ben şaşırdım. Ankara İstanbul bir değil. Adam 100 lira sinyale para istiyor. Benim dükkanımı çekme kardeş. Benim reklam ihtiyacım yok diyor. O zaman çekmiyorum kardeş ben de diyor. Bizim de zaten reklama ihtiyacımız yok ama biz arabaya değer katmak istedik. Bir de bu Yasin'de biz böyle biz bu arabayı festivallere gidip yolumuzu bulacağız açıkçası diyormuşum. Biz şöyle bir şey düşündük. Atıyorum mesela Denek Dayharaz. Ya şöyle düşünün. Şimdi bu adamın mesela Şahin'i var. Yaptık toparladık. Piyasaya sürdük satıldı. Hani biz de istiyoruz ki güzel arabalarla güzel iş yapalım. Denekli Ayhan'ın böyle hani atıyorum mesela bir kabriyosu olur. Bir BMW'si olur. Zaten bak kapı döşemeleri mesela hani biraz BMW'yi sevdiği için kapı döşemelerini BMW'nin şeyinde yaptık. Döşemelerinde. Biraz ona çevirdik. Allah razı olsun onu da beğendi. Beğenmedi mi? Beğendim. Şimdi aslında benim hayaller 4.20 kabriyo, o da 1 milyon olmuş dün. Gerçekler? O da 1 milyon olmuş. Yok E30 da, E30 kaç para? E30 bile 300 bin lira şu an. Abo, o zaman BMW yapamayacağız. Bundan sonra Palio'ya başlıyorum. Arkadaşlar 80 bin lira Palio buldum, bundan sonra Palio yapacağım. He, Palio yapalım. Palio da yaparız, önemli değil. Bence Palio yapacağız çünkü arkadaşlar her şey açtı yani uçuk 4.20. Evde -3'te, hanım devi değiştiriyor, ne yapacağız bilmiyoruz. Bundan sonra araba mı alayım, 4.20 kabriyo mu alayım, ev mi alayım? -3'te oturuyorum. +1'e mi geçeyim? Giriş kata mı geçeyim? Giriş evi su basıyor, lağım basıyor. Girişe mi geçeyim, araba mı alayım? Araba alayım. Evet, çünkü araba. Ölünce ne yapacağız? Arabayla geziyorsun. Evi ne yapacağım ölünce? Zaten ölünce mezar birleş. Orada ev. Mezar da bir ev. Aha bu kesti. Yardım edeyim mi? Nerede bu can? Başladık. Şu arabanın son beyaz halini çek. Sapsarı olacak. Son kez komple bir şöyle arabamızı dolar. Ondan ne sonra... Şöyle böyle yapma, şöyle yapmış gibi şey yapayım. Niye parlak değil mat? Mat daha iyi. Şimdi şöyle de bir şey yapacağız. Kesin, şöyle... kesin bu ucuzdur da ondan daha iyidir. Yalan hep. Allah'tan korkuyor. Allah tabii arkadaşlar. Var ya harbi iyilik ya. Şaka yapıyorum da. Şimdi şöyle düşün şu arabayı var ya gitse 50 kişinin kapısına gitse 50 kişi de para isteyecek ondan. Arkan gerçekten de manyak reklamı. Bir şey diyeceğim. 50 kişi de ben aç ben sapsarı istiyordum. Civciv sarısı istiyordum. O da taksi gibi olacak dedi. İyi ki böyle seçmişiz değil mi? Tabii tabii. Dikkat çeker mi? Siyahlı var. Oo. Olur mu? Şimdi açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Abo ne çabuk açtın lan? Bu ne? Buyur. Şu an renginizle başlıyoruz arkadaşlar. Görüyor musun? Yasin'e bak. Gezmekten ve gezmekten ve şeyden vakit bunu. Sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Hep tüm gece kulüplerinde. Gezmekten mi içmekten başka kabiliyetleri de varmış. Gezmede mi içmede bir numara da ben bunu böyle şaptın hayat yeni öğrendim, yeni gördüm. Şaşırdım biliyor musun şimdi? Vallahi lan adam ustaymış lan. Yapma ya. Sen niye bana hiç söylemedin? Zamanı gelince öğrenirsin. İçerken gezerken daha belli olsan. Daha nasıl olmamı istiyorsun? Sabah güneş doğdum eve gideyim diyordu onun şey onu laf vuruyor. Gece kulübüne gidiyoruz sağ olsun 5 bin lira 10 bin lira ödeyip çıkıyoruz. Nasıl bir ama 2-3 gün geziyor 4. gün yoruldum diyor eve gideceğim diyor. Sabah 9 işe gideceğim diyor.
Cemal abi, abinin yüzüne. Amcam sağ olsun Cemalettin Aka. Buradan da ona selam söyle. O da buralarda şu an. Yani amca korkusu çok farklı bir şey. Adam zaten sağ olsun gidiyor evine yatıyor. Ben sabah mecbur o dükkanı açmak zorundayım. Sabahları çağırmasın. Sabahları çağırmazsa niye olur abi? Ben kızıyorum abi. Bu bir adam 7 gün gezer, 8 gün içer, 9 gün uyumaz. 10 gün saplar diyorum, bu adam inanmıyor. La abi diyor, işe gideceğim diyor. Lan ne işi oğlum ya? Ben 42 sene çalıştım, gene eksideyiz, gene eksideyiz. Dükkanı açıyor, mecbur. Adam mı var? Dükkanı can açsın. Sen ne diyorsun? Bu hayatta tek bir şey. O da açmazlar. Adamlar çay bile demlemez ya dükkan açsan. O içine kıvır da su almasın ya. Yapma ya. Abi o sıfır yaptı, boku yedik. Gel gel Berkcan, çek şurayı. Allah aşkına sıfır mı? Onu demiyorum da içe kıvırsaydık. Kıvıracağız zaten. Tam ustanın işine, şoförün işine, ustanın işine karışılmazmış. Bunu da şeye mi yapsak? Lastiklere mi şey yapsam şöyle. Lastiklerini parlat. Ama kırmızı jant geliyor. Çok efsane. Arkadaşlar metresi miydi lan? 9.5'tu. Kaç oldu? Video başlarken 6.5 milyardı. Video başlamadan önce 6.5'tu. Başlarken 9.5 oldu. Dolar dün almasında zam gelmiş. 21.5 olmuş. Şu an... Abi paylaşınca 30 olur. Video bu arada bitene kadar bunun metresi 30 milyar olacak. Yani metresi bir topu. Top da değil 16 metre. Kaç metre gidiyor bize? 15 metre. 15 metre arkadaşlar. Şu an dünyanın parası söylemeyeyim. Şimdi adamlar bile korkutmayalım. Şaka yapıyorum, ucuz la. Allah razı olsun, bunu gönderen şeyi de söyleyelim. Abi sana özel indirim var mı? Buradan markanın ismini en son vereceğiz zaten. Buradan Süleyman Eyüpoğlu'na çok selamlar olsun. Şey söyle, fiyatını söyle. Ayıp olur. Fiyatı ayıp olur. Bizi hiç kırmadı. Çok büyük güzellik yaptı. Yıllarda çalıştığımız bir insan. Hani bir telefonumuzda Allah razı olsun malzemeyi gönderdik. Arayacak bir insan da değil. Yani parayı aşmış bir insan. Allah razı olsun. Bir Benekli Ayhan'ın arabasını kaplayacağız dedik. Önemli değil. Ne istiyorsanız ben de size sponsor olayım dedi. Arkadaşlar Süleyman Eyüboğlu'na vallahi Allah razı olsun. Normalde biliyorsun bunlar pahalı demeyeyim de 4 lira, 5 lira. Ona 15'e kadar çıkıyor. Şey rengine ve malzemesine göre ya bu kalını var, incesi var, değil mi? Şeyi var. Parlaklığı var, matı var, parlağı var. Durum var. Allah razı olsun. Buraya normalde biliyorsun bedava olmayacak bir işi. Araba benim olduğunu duyunca ta İstanbul'dan kalktı geldi. Çiftlikte buluştuk, yemek yedik. Benim olduğunu duyunca gönderdi. Gece 11'de aradı, sabah 9'da geldi kargo. 3 saatte geldi. Allah razı olsun Süleyman Eyüboğlu'ndan. Abi %10 indirim var değil mi Benekli Ayhan indirim? Tabii. Benekli Ayhan'ın ismiyle gelen herkese %10 indirim. Zaten biz bu arada bitince burada biz fuar düzeni, şey gün düzenleyince zaten işler Allah'ın izniyle artık akaksiyosuyla Ankara'da artık kaplamada bir numara olacak. Ha şöyle, bizim gibi insanların bütçesine uygun yapılıyor. Hasıl mıyım? Öyle aşırı fiyat vermeyelim. Başka yerleri de kötülemeyek de. Normalde şöyle bir şey var. Senin adınla gelmiş arkadaşın, indirim yapacağız mı? Ne yaptırıyor? Ne? Kaplama mı? Kaplama. Çerçeve. Topa çerçeve yaptırıyorum abi. Ama şilin mi ne bilmiyorum ki. Ayhan. He? Telefonu bir resim çekeyim Ayhan'la sana. Gel. Nerede? Araba açsın o zaman. Gel araba da çıksın abi. Açma mısın ki bunu, nasıl açacaksın? Ver abi açayım ben hemen. Karafar dediği bu mu karafar? Stop çekmesi. Ayhan hem kamerada çıktı kamerada hem de... Sen yardım etmiyor musun? Gel çek olsun. Çek. Çek. İki tane çek ha. Ha. Heh. Hem de videoda çıktım bak. Sonra ünlü oldum, videomu sil demezsin değil mi? Abi, annem abi. Baban kızar mı? 2,5 litre kola tutmadı abi. O zaman böyle ünlü olacaksın. Böyle ünlü olacaksın abi. Bak baştan söyleyeyim, videoyu silemiyorum bak. Ben videoyu silemiyorum. Ana ne güzel oldu lan. Şaka maka da. Sonunda yapıldı ya lan. Hemen Instagram'a koyun. Hele şükür. Bugün alacağım abi. Bugün alamayız lan. Daha baksana. Hani. Yok burayı siyah boyatacağım. Yok tavanı yaptıracağım diyor. Neler neler. Bunlar yeni doğan, Çin Doğantepe'ye gitmesin abi, zaten dikkat çekiyor. Bak ruhsatı işletmedik daha arabayı. Ben bunu ruhsatı işletmedim, ben bu arabayı çıkartmam ki. Bunlar deli mi? Polis çevirdi, beyaz yazıyor, araba sarı oğlum hayırdır der. Bak demezler, beni herkes tanıyor, sen Allah razı olsun. Benim hayatım boyunca kimler, benim hayatım kimler nokta nokta? Trafikçiler, tespitçiler, dövmeciler. Benim hayatımda, benim evde bu kadar cezam vardı ya. 25 sene ehliyetsiz gezdim, 25 sene. Bende hiç şans yok. E ben de şey yani, 7 tane sallama, önde Zülfikar abi, Zülfikar. Şundan, aynen öyle. 3 tane çakal, 4 tane kız, kafalar 1 milyon, onlar da haklı. E biz çakalız. Bir tane mahkemeye çıktım, bayan hakim vardı. Hakime mi deniyor, hakim deniyor. Ehliyetimi komple alacaklardı en son. Dedi, niye böyle oldu dedi, niye işte alkollü falan, neden kullanıyor dedi. Ama dedim ben çakal, ne çakal dedi. Hani Şahin'e bileyim, son ses müzik açıp Hacı Bayram camisinde sıvı çiziyor dedi. O benim dedim. Allah belanı versin dedi. Git dedi, gel gelme dedi.
Ehliyeti aldığı gün ehliyeti kaptıran tek insan benim dünyada. Aldığı gün. Bir de aldım, beş de ehliyeti kaptırdım. Kutlama yaptım bir önce. 70'lik vodka içtik. Bir arkadaşımı Ulus'a bıraktım. Orada beni kovaladı. Yunuslar, trafikler kovaladı. Ehliyet de gitti oradan doğru Sincan. Sincan L1 A2 miydi? Yazıyordu. Sincan L1 B11 miydi? A5 boğuşuna selam olsun. L1 A5'te. Abiye selam olsun. Bir de ehliyeti kaptırıp da kutlarken kutlamayın. Ehliyet alıp kutlamayın ya. 70'lik vodka götümüze girdi. Yemin ediyorum. Ehliyet kutluyoruz. İyi kutladın. Ah, oğlum bu kaç? Bunun metresi 16 bin lira. Bu ne yapıyor atıyor lan? Kıyamıyorum da ben. Ben intikama çekeyim. Ayrıca bu videoyu edit montaj kaliteli olsa şaşırmayın. Özge Trafik kardeşim ve ekibi yapıyor bu şeyde. Seni de çekelim. Arkadaşlar Özge evet, Trafik evet. Kardeşim var. O da YouTube kanalı var değil mi? Özge Trafik'te YouTube kanalı. Özge Trafik'te. T mi D mi? T. Özge Trafik'te de YouTube kanalı var. Allah razı olsun kardeşim ve ekibi geldi. Bana profesyonel kamerayla çekiyorlar. Ben normalde 3-4 lira çekerdim. Bunlar bana video çekecek. Bana 10 bin lira soktular. Olsun. Şimdi ben normalde bu kaplama en az 5 lira çıkarırdım. Kaplama 1, saplama 1, saplama 2, saplama 3, saplama 4, saplama 5 diye. Asıl mıyım? Ama ne oldu? Bu video güzel temiz olacak. Olsun. Bu da bir hatıra olmuş olacak arkadaşlar. Ama zaten inşallah Yasin nasıl bitirmez. Ama? İnşallah Yasin bitirmez. Nasıl arkadaşlar ama? Kardeşimin de kanalı var. Onu da takip edersen Allah razı olsun. Sen neyle ilgili video çekiyorsun? Ben de otomobil tanıtımları yapıyorum Ayhan abi. İnşallah. Şimdi şeyciğim. Beni şimdi benim Öz abim Murat Koç aradı. Yasin aradı. Özde kardeşim de gelecek dedi, seni dedi, seviyor dedi. Tamam dedim. Şimdi ben Instagram ve TikTok hiç görmediğim için, YouTube'da karşıma çıkmadığı için ben tanımıyordum. Şimdi burada tanışmak nasip oldu. Şimdi dört onu dört demek istiyorum. Şimdi arabada araba tanıtımı bayan tekmişsin. Öyle miyim? Ya Ankara'da tek, her yerde tek Özge. Şimdi şöyle de bir durum var. Hani bazı insanlara söylemek istediğim. Ya bu kadar hani şöyle bir durum var. Herkesin tamam mı? Şimdi bir hevesi var. Mesela kaplama hevesi var. Araba insan diyor ki rengini değiştirelim diyor. Ya arkadaşım bir marka için yani tutup da yani çok böyle dünya rakamlara çıkmanın ne mantığı var? Ya bu arkadaşın mesela hevesi var. Seni kurtaracak illaki bir rakam vardır ama bir marka için bir isim için de tutup da hani 25-30 bin lira diye bir rakamlar yok. Ya. Yani yok bu rakam. Şimdi adam gelmiş heves etmiş kaplatmak istiyor. E şimdi ben adama 20 bin lira dediğim zaman adam yani nutku tutuluyor. Abo. Ya nutku tutuluyor yani. Şimdi yazık günah değil mi? Adamın hevesini kursağında kalıyor. Bir de ama bu işin bir maliyeti vardır. Bu işin bir maliyeti var, doğru mu? Maliyeti dün üstünden ufak bir karla da yapabilirsin bu işi. Yani o seni kurtarabilecek bir rakam açık. Atıyorum mesela 5 bin ise sen 7 bin lira de, 8 bin lira de. Ama tutup da 8 bin lira deyip de 20 bin lira dersen adam ya da bu kaçıyor. İşin rengi değişiyor. Ha tamam lüks araban vardır ne bileyim milyonluk arabaya binersin 20 milyarı aramazsın ama yeri geliyor mesela orta bütçeli insan kaplatmak istiyor heves etmiş yani. 3-5 kuruş biriktirmiş. E biz adama 20 bin lira dediğimiz zaman adam diyor ki abi bu ne diyor ne oldu diyor. Adam ya. Direkt kaçıyor şuradan giriyor 20 bin lira. Adam direkt gidiyor. Tamam abi alalım diyor. Mesela daha yeni bir tane araba bağladık. Aha Ayhan abi de gördü. Askeri personel kendisi. Hani fiyat verdik ama. Ama fiyat adam, günlük artıyor fiyat. Adam hani şöyle bir durdu. Bir silkelendi yani. Askeri personel bile yani. O bile. Adam istiyor. Devlet memuru bile adam korktu. Korktu şey diyeceğim, yani. Şimdi biz buna tamam Allah razı olsun. Süleyman kardeşim senin Allah razı olsun bunu hediye ettiniz de. Şimdi normalde 5 mi 6 mı 9 mu 10 mu? Söyleyecek mi fiyat ayıp olur mu? Ya şimdi malzemesine göre fiyat değişiyor. Atıyorum mesela çok böyle değişik renkler oluyor mesela. Renk kataloglarında var. Şimdi onları göstermeyeyim. Reklam olmasın diye. Hani bazı malzemeler oluyor. Gerçekten 10 bin lira falan tutuyor. Şu şartlarda. Ama şundan bir 3-5 sene önceye gittiğiniz zaman 10 bin liralık olan malzeme ölüsü yani 3 bin liraydı. Ha şimdiki devir maalesef onu götürüyor ama biz karımızdan kısıyoruz. Şimdi o adamı da işçilikten kısıyor. Yani işçilikten kısıyoruz. Şimdi tahmini biz. Benim bu 16 metre. Tahmini bu 5 mi 6 mı? 7 mi 8 mi? Yani 8'i buluyor. Yine artmış. Bir ay önce 6 diyordu. Bak biz 8'e mal oluyor şimdi. İşte 1,5-2 de işçilik say. Şimdi bazıları da 10 lira için bazıları koyuyor. Da şimdi şöyle Yasin, de çıkıyor. Bu da arkadaşlar Yasin'e kadar yardımcı olacak işçilikten. İşçiliğe en uygun işçiliği söyleyecek. Zaten 50 yerden, Ankara'da yapan burada 10 kişiydi bence. Ben mesela atıyorum. O 9 yerden fiyat alıp öyle gelsinler bence. Bence de yani. Hani direkt fiyat alıp içinde görsünler al. Şimdi bitti ne güzel. Ne çabuk yaptın lan. Bir şey diyeceğim. Benim Mercedes'e şey geldi. Maun kaplama siyah. Bir de alta komple. Onu da böyle oğlan diyor ki sen yaparsın diyor. Yapamam onu da getirme sen yapacaksın. Yapacağım. Benim. Arkadaşlar benim Çalıköy'de buraya getireceğim Allah'ın izniyle 2-3 gün sonra. Maun kaplama göğüse lan kolay. Bu makine lazım şundan. Hallederiz. Oğlan bana diyor ki Furkan kardeş buradan Furkan kardeşe buradan selam olsun. Bana maun kaplama gönderdi Allah razı olsun. Abi diyor şey makinesiydi. Tön makinesi. Tön makinesiyle de yaparsın diyor. E ben onu dün yapacaktım ilk yapamışım bozarmışım. Makinesi bu mu? O bu. Elini yakat. Oo çok sıcak. Bununla yapılıyormuş. Otobüsle buraya gideceğiz. Koç Turizm, Benekli Ayhan, durmak yok saplamaya devam.
Onların yazısını ondan sonra camlara film ve öne maun kaplama yapacak. Daha o daha çok izlenir. Keşke onda da gelirseniz belki size de şöyle de bir durum da olabilir. Size video çekebiliriz. Olabilir belki. Size video çekelim. Özge dur video çekelim o zaman. Otobüsü geçtikten sonra durum olabilir. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Belki kafamız atar bir şey olur. Bir bakmışsın otobüsün rengi de bu renge döner. Onlar bu satı işletemeyiz. Çok para isterler. İstemezler. Gene aynısını istiyorlar. Bir de muayene geçeriz. Abi 500 lira ya. Ya. Vallahi 500 lira. Hani 100 lira beni kandırdın? Hatta 5 renk yaparız. Oğlum barba muayeneden 7 yılda bir geçti. Sarıla, 7 yılda geçti. Barba yine muayene gelirse ben ölürüm herhalde. Saçlarım beyazlar benim. Arkadaşlarımız var. Senin arabanın muayeneye gitmeden hallediliyor. Sadece komple mi girecek? Sadece renkten mi girecek? Sadece renk içine giriyor. Renkten geçer. Onu da şunu da belirtelim. Şunu da belirtelim. Şimdi mesela aracı kapladığımız zaman. Hani kendi renginde olduğu zaman herhangi bir problem yok. Ya. Ama aracın mesela rengini değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar illaki tekrardan muayeneye girecek. Ha şöyle düşünmeyin ki muayeneye girdi komple muayene değil bu. Sadece renk için giriyor. Ek bir belgesini dolduruyorsunuz. Ek bir belgesini dolduruyorsunuz. Oradan da notere gelip ya 350-400 liraya da ruhsat değişikliğini yapıp tertemiz bir şekilde de bir ha o ruhsatın içine de 5 renk ekletebiliyorsunuz zaten. İster mor yapın, ister lacivert yapın, nasıl? İster hologram yapın. Ne yapın? 5 renk hakkım var. Araba sarıysa 5 rengi nasıl renk bulacaksın? Sana devlet 5 tane renk için müsaade ediyor arabana. Bir seferde. Bir ruhsatta. Sefer, aynen bir ruhsatta. O mavi olacak ya da ne bileyim sarı olacak. O sarı, lacivert, beyaz olsun. Heh, zaten senin beyaz ya mesela. Bir yeşil olsun. Bak beyaz ya senin rengin. Kırmızı olsun, hepsi olsun. Senin şu anda arabanın rengi beyaz değil mi? Beyaz. Beyaza artı olarak sarı eklendi şu an. Sarı değil. Bu sarı. Bu rengi diyorduk oğlum. Altın sarısı bak bu. Mat altın satin altın sarısı bak bu. Şu an onu ne da eklediler. Öyle bir renk var mı? Su yeşil sarı olsun. Sarı diye geçelim. Yok istiyoruz. Mor olsun. Kadirler çektim su yeşil renk var. Pembe yapalım istiyorsun. Can bir gelin bu. Gel Can. Şurayı da başlamışken bitireyim şu arabayla. Ben başka YouTube'a video koyan insanlar gibi ve başka kaplamacı gibi değiliz. Biz normal hayatımızı çekiyoruz. Bana şimdi sen o zaman biz öbürlerini izlemiş ve sen öbürlerini çok izlemişsin. Öbürlerini. Kaplama falan sen çok izlemişsin. Biz öbürleri gibi kaplama yaptık ha sürpriz. Bezmez yok bizde. Kaplama şahin işte kardeş yapıyoruz la. Sen hiç kaplama yaparken çektiler mi? Ya da rengini direkt gösterdiler mi? Göstermediler. Biz onları izlemem ve onları izlemem. Kimseye de para kazandırmam. Kimsenin de hayran değilim. Onlar bana hayran olur anca. Benim öyle bir derdim yok. Ben iki video çıksın ya. Kurban olayım Berk. Aa gel. Şurayı bir zımparalayalım. Bura ne la? Burada şey vardı benim. Buraya ben bir şey yaptıydım. Gel. Bez nerede la? Fönü getirsene gel. Anladın mı? Bizimki normal arabamızı yapıyoruz, çekiyoruz. Benim öyle şeyim yok onlar gibi. Onlar niye öyle yapmacık konuşuyor? Ya anne ağzı gibi bizim niye böyle biçiyorlar? Açılmaz. Ben izlemedim mi siz diyorsunuz hani? Onlar niye böyle edit, montaj, kurgu yapıyor? Abi estetik olsun diye. Ona inananlar var mı? İnanan taraflar var mı o videolara? Var mı? İnşallah benim ailem izlemiyordur. Yemin ediyorum soy ismimi değiştiririm. Şimdi soracağım biraz sonra. Abimi, yeğenlerimi, kendi çocuk, benim biber ufak gerçi de. Arkadaşlar şimdi araba ağır ağır Ferrari'ye benzemeye başladı. İnanamıyordum Yasin'in bunu yapacağına. Şu an şoktayım, konuşamıyorum, elim ayağım titriyor. Helal olsun Yasin'le. Yemede, içmede, gezmede olduğu gibi bunda da ustaymış. Allah razı olsun. Valla. Yediğin için helal olsun. Sana loca yapacağım öküzde. Şimdi kardeşim de sinyali söküyor. Can da burayı sol çam, sağ çamurlu yapacak Allah'ın izniyle. Sonra arka çamurlu yapacaklar. Ben de bir abiye gideyim geleyim. Arabayı sonra bakalım. Yani araba tanıyabileceğim arabayı. Kaputu da yapsınlar. Bir sonraki video ne zaman abi? Bir sonraki arkadaşlar buradan iki video yapacağız. Bir sonraki videoda arabanın bitmiş halini ve yani gezmeye, içmeye hazır halini göreceğiz inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.